Kızım kayıp dedi, o müjdeyi verdik. Önce gözünüzü aydın. Sağ ol, Allah razı olsun Esra Hanım. Nasıl? Çok Allah razı olsun. 20 gündür ben evime gidemiyorum. Sokaklardayım Esra Hanım. Benim kızımın can güvenliği yok. Gibi olmasın. Çıksın kızım. Kızım benim sesimi duymadan kızım durmuyordu Özge. Kızım görüyorsun anneni. Şu an bütün Türkiye seni izliyor kızım. Bütün sülale seni izliyor kızım. Benim sesim geliyor mu sana Özge? Annesi, babası, abesi bana saldırdı kızım. Kızım halimi bir görüyorsun kızım. Ne oldu oraya? Saldırdılar bana. Abesi Özel'in saçını çekti. Özge bunları görüyorsun kızım. Sen ne kadar düşkün olduğunu biliyordum kızım. Yüreğim yanıyor Esra Hanım. Her bir videolarını paylaşıyor. Bilerek bize yani hani. Nispet yapıyor. Şimdi bir hemen bağlantıya gidelim. Caner karşımızda olacak 4.5G bağlantıda. Özge dükkana Fatih geliyor. Fatih ile aralarında bir tartışma yaşanıyor. Anne gidene kadar. Sonrasında Fatih İçimi yanıyor. Yüreğimi yaktın lan. Bir sakin sakin konuşmak istiyorum. Fatih Özçelik şu anda canlı Esra yayında. Esra Hanım, ben sadece sizinle... Bir dakika. Şimdi söylemiş olduğunuz tüm arga sözcükler, hakaret vari sözcüklerin yayında hiçbiri çıkmıyor. Tamam. Öncelikle bir, görüyorum benim ya. Kızımı kaçırdı dediğin kişi canlı yayında, bu çok önemli bir şey. Tabii. İki, aile onları bulabilmemiz mümkün değil. Başlarına bir şey mi geldi, evet. Öldüler mi, kaldılar mı diyor. Bak şu anda evet. Fatih Allah karşımızda. Razı olsun senin sayende. Bu evet. Önemli. Evet. O yüzden daha sakinliğimizi evet. Koruyarak da konuşacağız. Evet. Öncelikle Fatih Özçelik. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Şimdi bakın, ailenin sizinle ilgili daha önce de yapılmış şikayetleri var. Özge sizin sözlünüz değil mi? Evet. Yani eski normal sözlüsü, her söz iki aile arasında yüzüklerin takıldığı, bu ilişkinin ilan edildiği, o evlilik kurumuna atılan ilk adımdaki siz söz yüzüklerini taktınız. Sözlünüz Özge'yi zorla mı kaçırdınız? Ben sözlüm Özge'yi zorla kaçırmadım. Biz bu yola birlikte çıktık. Biz birbirimizi de çok seviyoruz. Hı hı. Ekibiniz de gördü. Çok iyi, sağlıklıyız. Sen sevdiğin şükür, kıza telefonu alır yok mı lan? Yani bu konuda. Sevdiğin kızın telefonu alır mı? Şöyle söyleyeceğim. Dinlerseniz. Odasıyla para istedin dinlerseniz, ondan. Peki sözlü dinlerseniz, bir... Anlatın siz. Dinlerseniz, ya ben şunu anlayamıyorum Fatih. Evet, dinlerseniz anlatacağım. Sözlü bir çift. Yani evet, aileler biliyor, herkes biliyor. Herkes niye kaçırıldı? Çok evet. Neden kaçar? Evet, onu söylesin. Şimdi bakın Esra Hanım. Şöyle söyleyeyim. Esra Hanım şöyle söyleyeyim. Biz bu yola girmek zorunda kaldık. Hani... Ailelerimiz yüzünden oldu bu da. Orada hani konuşulan yalan beyanlar hakkında da yani hepsi hakkında kesinlikle de şikayetçi olacağım. Şikayetçi yok madde almış, yok şu yok, telefon almış, kaçma. Evet, doğrudur. Ben Özge'nin telefonunu alıp kaçmadım. İşte gelmesini söyledim. Aynen öyleyim kesinlikle. Şimdi o günü anlatır mısın? Bakın o ben dükkanda almadım, diğer esnaflar diyor ki... Şöyle siz... söyleyeyim. Telefonlardan Özge arıyor telefonumu geri getir diye. Telefonunu almak için senin arabana biniyor ve siz oradan kayboluyorsunuz. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Ben Özge'nin telefonunu elinden zorla almadım. Özge'den telefonunu istedim, aldım. Bir veya iki alt sokağa kadar gittim. Arkamdan gelmesini söyledim. Gelmedi. Sonrasında biz beraber istekli bir şekilde hani beraber bu yola çıktık. Neden peki ben zaten telefonunu hani, aldın? İki kendi ailesine gittin. Kendi ailesine ben amcasını hatta en büyük amcasını Özge'nin. Hani nikah kıydıktan sonra hani biz gerekeni üstümüze düşeni yaptıktan sonra ailelerimizin yana döneceğiz. Bizi isterler veya istemezler bu onların bileceği iş dedik.
Hani, Fatih, Özge'nin telefonunu o gün niye elinden aldın ve iki alt sokağa kadar gitti? Aynen. Evet, ben de onu merak ediyorum. Özge'nin telefonunda görmem gereken bir şey vardı. Instagram'ına girdin daha doğrusu. Söyle, açıkla. Senden hakkında şikayetçiyim. Tamam. Açıkla. Açıklamak zorunda değilim. Ben fotoğraf veya videolarımın Özge'nin de aynı şekilde paylaşılmasını kesinlikle istemiyorum. Siz o gün Özge ile dükkanda tartışıyorsunuz ve sen anladığım kadarıyla o telefonun içerisinde bir şey var. Siz de tartışabilirsiniz hanımefendi. Herkes tartışabilir. Hayır, tartışıyorsunuz bir çift olarak. Telefonun içerisinde hanımefendi bilmiyorum Esra Hanım. Hani telefonun içerisinde ne var? Hani bu sizin aklınızda nasıl bir şey uyandırıyor bilmiyorum. Yani ama kimsenin aklında uyanan bir şey değil bu. Daha farklı bir şey mi? Tabii kıskançlık yani. Hani şöyle düşünün, bir ilişki yaşıyorduk biz. Bir konu vardı. Telefonu falan aldırış etmiyorum. Hiç de korkmuyorum. Kimseden de korkmuyorum. Özellikle bunu fare da belirteyim. Fare gibi saklanma o zaman. Korkmuyorsa fare gibi saklanma. Yani gelelim burada biliyorum. Hep beraber küfür edelim, tamam. Hakaret edelim. Tamam, ondan sonra o da ona hakaret etsin, konu kapansın. Tamam. Zaten maalesef ki bizim ülkemizde insanlar konuşmak yerine sürekli o ona hakaret ediyor. O onu bir bilmem ne. Esra Hiçbir Hanım. Şey konuşamıyorsunuz. Tamam. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Özge görmek istiyorum. Neden bir dakika. O gün neden tartıştınız? Bu kız o telefonu almak için neden seninle gelmek zorunda kaldı? Evet. Sonuçta onun telefonu yani şöyle söyleyeyim, sizin de sözünüz elinizden telefonunuz hani ver deyip alsa yani gitse siz de peşinden gidersiniz, herkes gider. Bu olayı kişiselleştirmenize gerek yok, bunu hani kendiniz olarak düşündüğünüzde çok net bu hani. Bu kendi rızasıyla giden insan gelir dükkanını kapatır, dükkanını kapatır. Ben der ki ailem evliliğime izin şöyle vermiyor. Size, demek ki dükkanından daha önemliyim onun için. Bunu da sen dükkandan şey daha önemli değilsin Fatih. Fatih hayatın olağan... Bir tamamını anlatsanız, evet. Anlatın. Bir daha alabilir miyim? Tam diyorum. Anlatın ya, o günü anlatın bana. Yani alo. Neden o telefonun peşine şöyle düşüp söyleyeyim, de o kız o arabaya o gün zorla Özge'yle, bindi? Özge'yle telefonda... O kız o arabaya zorla binmedi. Eğer bunun bir görüntüsü varsa çıkmasını rica ediyorum. Zaten iki alt sokağa hani öyle bir görüntü olsa kesinlikle çıkar. Hani hiç merak etmeyin. Ben kendime çok güveniyorum bu konuda. O kız o arabaya zorla binmedi. Ben Özge'yi zorla hiçbir şekilde kaçırmadım. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Tekrar söylüyorum. Özge şu an yanına çıkmak istemiyor. Hani kendi isteği bu. Ekibiniz bizim yanımızdalar. Bizi gördüler. Bizimle konuştular. Sohbet ettik. Çay içtik. Şimdi yani Fatih... Biz o gün ufak bir konudan dolayı tartıştık. Dinliyor musunuz? O gün ufak bir konudan dolayı tartıştık. Sonra ben dükkanına gittim. Girdim içeri. Ben Özge'ye sadece sesimi yükselttim. O da hani bana böyle beni itti falan. İnsanlar bunu kavga ediyorlar, işte dövüşüyorlar gibi çıkarmışlar. Bunlar da kesinlikle yalan. Kesinlikle hani ben ona el kaldırmadım ki kaldırmam. Tartıştık normal bir şekilde. Sonra telefonumdan hani... Kıskançlıktan dolayıdır hani telefonunu aldım bakıyordum o an. Yürüdüm böyle oradan çıktım yürüdüm. Arkamdan gel dedim hani gelmedi. Öyle çok bir hani abartılacak bir konu yok bu ortada. Zorla olan hiçbir şey yok. Biz birkaç kez polise ifade de verdik. Hani zorla olan bir şey olsa bu karakolda da hani benden korkacak Özge'nin değil Esra Hanım. Özge'nin telefonu Özge için çok lütfen... kıymetli bir şey. Miş öyle miymiş? Evet. Öyle değil yani. Yani sen iki sokak alta gidiyorsun. Yani. Ne kadar önemli olan. Ondan sonra arabayla geliyorsun. Hayır bakın şöyle söyleyeyim hanımefendi bakın. Ben telefonunu aldım. Hani böyle bakarken böyle yürüyorum aşağı doğru yürüyorum. Arkamdan gel dedim hani ya ne yapıyorum gör yani bir şey yapmıyorum sonuçta telefonunda. Sonra ben araca bindim. Kendi aracım değil kiralık bir araçtı. Bir tur attım arabayla geri geldim. Telefonunu verdim. Bu yani hani. Telefonu herhangi verdin, bir zorla arabaya bindirilmek kaldı? Yok, kafasına silah dayadı. Sen telefonu Özge'ye verdin. Özge dükkana geri döndü benim bildiğim. Dükkanda hanımefendi mı kaldı? Bakın ben Özge'ye telefonu verdikten sonra, Özge'yi hani görme ihtimalim yok. Telefonu verip uzaklaştım zaten hani. Ne buldun, ne arıyordun o telefonda? Sonrasında bir karar aldık,
Bir şey aramıyordum yani. Peki Özge bu sözü atmak istedi mi? Senden ayrılmak istedi mi? Özge benden ayrılmak isteseydi bunu kendisi dile getirebilir diye düşünüyorum. Özge, yani ayrılmak isteyen insan da böyle bir yola başvurmaz, benimle birlikte yürümez. İddia ederek madde kullandığını öğrendikten sonra hanımefendi, davranışların evet. Sözden baban da bunu söyledi. Değiştikten sonra senden ayrılma kararı alıyor. Çünkü senin aşırı süpeci şüpheci ben... olduğun, aşırı kısıtlamada bulunduğun ve baskı uyguladığını söylüyor. Bundan dolayı bu yüzüğü attı mı? Bunu söyleyen Özge mi? Baban anlattı dün. Hanımefendi bakın ben size şöyle söyleyeyim. Babam veya başka biri olabilir. Bu hiç sorun değil. Özge sözü atıyor. Üçüncü şahıstan. Özge sözü atıyor. Ailesi senden uzaklaşmasını istiyor. Batman'a gidiyor. Sen hatta Diyarbakır'a kadar gidiyorsun. Özge sözü atmadı. Sözü şöyle söyleyeyim. Sözü Özge atmadı. Sözü bizim işte karşılıklı taraf olarak ailelerimiz bize attırdı. Bizi birbirimizden uzaklaştırmaya çalıştırdılar. Neden? Öyle söyleyeyim hani. Neden? Daha fazla da... ya öyle gerekmiş ki öyle oldu. Hem madde konusuna gelince ben madde kullanmıyorum. Yani sorun yok. Kimseye kendimi kanıtlamak zorunda değilim ama gerekirse de kanıtlarım. Hiçbir sen sıkıntım yok benim. Sen Özge'yi kaç kere kaçırdın? Kızımın telefonu gasp ettin. Ben Özge'yi tekrar söylüyorum. Kaç ben Özge'yi zorla kaçırmadım. Kendisi çok sağlıklı. Hayatım, bundan önce bir kere daha kaçtık biz beraber. Bir 26 Eylül sonra, tarihi sanırım ya 27 Eylül. Bir 27 evet. Eylül. Evet. Bir gün gidiyorsunuz bir gece bir yerde kalıyorsunuz geliyorsunuz. Hı-hı. Bu ikinci kaçırışın. Evet. Evet birinci biz birincide hani bizim ailelerimizden beklentilerimiz vardı. Bunlar hani karşılanmadı diyeyim ben size. Ne karşılanmadı derken karşılanamadı belki de. Biz kaçma... Ya hayır yani her insanda olur hani bir istekler olur aileler arasında. Sonra onlar anlaşamayınca biz kaçtık. Bir gün sonra babası benimle konuştu. İşte her şeyi halledeceğiz. Yeter ki hani geri getir. Ben hemen aynı birkaç saat sonra hemen Özge'yi geri bıraktım evine. Bak şimdi sizin aranızda bu sefer yani bu ilişkinin onaylanmaması için her iki aile tarafından da herhangi bir sıkıntı ve sorun yok. Sizin ikinizin tabii, ailesi Esra, gayet varlıklı. Gayet varlıklı. Ekonomik anlamda sizlere de bu gücü vermiş aileler. Ben sizin neden kaçtığınızı bir türlü algılayamıyorum. Yani çok enteresan. Öyle, fakat sen diyorsun ya Özge gayet iyi şöyle diye. Şimdi beni de mazur gör. Ben hani Özge'nin de yayına katılmasını istiyorum. Çünkü Özge de çıksın desin ki kardeşim biz birbirimizi seviyoruz. Özge istemiyor ama. Ha? Özge istemiyor. Neden? Bakın hanımefendi Esra Hanım. Ekip arkadaşınız Caner Bey. Caner Bey diyeyim, Caner abi diyeyim. Evet. Bak şimdi. Bu senin isteğin. Bakın Özge beni dinlerseniz anlayacaksınız. Istemiyor. Bunu istemeyen ben değilim. Hayır bu benim dediğim bir şey değil. Ekip arkadaşlarınız da kendisi belirtti zaten bunu hanımefendi. Ya yayının arkasına dönsün. İki soru soracağım ya Özge'ye. Ben iyiyim. Merhaba desin sadece yok, bana. Yok istemiyor. Ben şöyle söyleyeceğim. Sen ama bakın, şunu ben şöyle söyle söyleyeceğim. Bak. Sen ikna edici ol. İstemediği şeyi ben ona zorla. Sen ikna edici ol. Ben ikna edici olamam hanımefendi. Bakın şöyle söyleyeceğim. Ben ikna edici olamam. Ben ona yapmadı. İstemediği hiçbir şeyi bu zamana kadar yaptırmadım. Yine de yaptırmam. Hayatım yaptırmadım hani, da telefonunu elinden alıp. Siz de yaptıramazsınız sonuçta. Hayır bak sen şimdi telefonunla o kızı tehdit eden bir adamsın. Hanımefendi bakın Esra Hanım bir şey söyleyeceğim. Siz şu an bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim. Bakın siz şu an bilmediğiniz bir konu hakkında bana direkt suçlama yapıyorsunuz. Ben telefonu seni elinden almak vardır. Anladınız mı? Hani isteyip şimdi Fatih. Hayır diyorsunuz ki bak sen kızın telefonunu işte kıza yaptırmıyorum diyorsun ama işte hani bak böyle yapmışsın. Ben bunu yapmadım. Siz gözünüzle göremediniz. Üçüncü şahıstan duyma şeylerle biraz beni suçluyorsunuz. Biraz önce sen anlattın. Ben kızın telefonunu Özge'nin aldım. Ağzından, üç mahalle öteye gittim. Hayır bak telefonu aldım demedim hanımefendi bakın. Aldım demedim. Tekrar isterseniz kaydınızı da dinleyebilirsiniz. Ben hani istedim, verdi, baktım. Bu yani anladınız mı? Hani bunu bu kadar böyle hani abartmaya beyefendi, gerek yok. Hani bakın, bir telefondur. Her bakın, insan... insanları ne anlattığınızın siz farkında değilsiniz. Aldım, arkamdan gelmesini istedim. O da gelmedi dediniz. Hanımefendi ben... sana hiç merak etmeyin. Fatih, bilmiyorum bak, görüntümden ne siz görüyorsunuz? Siz ikiniz isteyerek iki genç olarak kaçıyor olabilirsiniz tamam mı? Kaçmanızın amacı nedir? Evet. Evlenmek mi? Evet. Evlenmek. Yuvanızı kurmak değil mi? Evet. Bu ilişkinin önünde engel kim? Tabii ki. Bir dakika. Bu Esra ilişkinizin Hanım, bakın, önünde biz, engel kim?
Bu ilişkimizin önünde engel bizim kendi ailelerimiz. Tamam. Ailelerimiz biz değil de onlar evleniyormuş gibi hareket ettiler. Anladınız mı? Hani bizim mutluluğumuzdan önce kendileri mutluluğunu düşündüler diyelim. Kesinlikle bir kişiyi göstermiyorum. Hani çoğu konuşuyorum ki herkes üzerine düşeni alsın diye. Daha fazla da bir soru soracağınızı düşünmüyorum. Şimdi var mı ben benden bugün ekip arkadaşlarım babanız bir sormak istediğiniz bir şey. Ali Özçelik'le iletişim kurduklarında ekip arkadaşlarımdan görüşen kişilerde ya siz onları bulamazsınız. Ölmüş de olabilirler dedi. Şimdi senin baban diyor ki bak yok. 5 Kasım tarihinde kayıp başvurusu yapıyor. 5 mi 6 Kasım mı ne? Diyor ki... Ben ifademi verdim. Ya evet, onları bulamazsınız. De ölmüş de olabilirler diyor ama mesela ölmüş olabilir ama bir rahatlık, bir gevşeklik, bir sakinlik. Hani benim bunu aklım almıyor. Ben... Hanımefendi bu rahatlığı... Bakın ben ailemden veya Özge'nin ailesinden en son bir amcasıyla görüştüm. Ondan sonra kendi ailem veya onun ailesinden hiç kimseyle görüşmedim. Görüşmüyorum. Hani babama haber verip Özge'nin ailesine haber vermemezlik yapmıyorum. Bunu kesinlikle kimse düşünmesin.